Dengeli Yorum'dan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz. Ancak biliyorsunuz ki hayat sadece siyasetten, işten, şundan bundan ibaret değil. İlla ki de yaşarken bazı motivasyonlara ihtiyacımız var. Dimdik durmaya ihtiyacımız var. Düşsek de kalkmaya ihtiyacımız var. Şimdi değerli izleyenler, çok değerli bir abim var. Bazen yanına gider, sohbet ederiz, otururuz ve kesinlikle ve kesinlikle yanından kalktığımda mutlu bir şekilde, motivasyonumu tam manasıyla almış bir şekilde kalkıyorum. Kendisinin bir sözü vardı. Hiçbir zaman unutmam. İlk günkü gibi aklımda, geçtiğimiz yıl söylemişti. Hayatta hikayesi olmayan hiçbir insan başarılı olamaz demişti. Ve bu söz hala aklımda. O sözün sahibi değerli Manisa'nın değerli büyüklerinden, iş adamlarından Abdullah Taşkan. Bugünkü programımıza konuk oldu. Kendisine hoş geldin diyoruz efendim. Hoş bulduk. Sözünüzü de unutmadın bu arada. Teşekkür ederim. Her bir gençlere böyle güzel bir söz kulaklarında diyor ki çok güzel bir söz var. Önce bir size teşekkür etmeden önce aklıma geldi onu söyleyeyim. Diyor ki insanoğlu yani ağaç diyor dibinden sulanır insan kulağında. Evet. Böyle bir söz var. Bu ilim adamlarının sözüdür. Güzel bir söz. İnsan kulağından sulanır ama onu alması önemli. Kulaklarını alması önemli. Önce yayınınıza ilk defa katıldım. Senin yayınına evet, katıldım. Caner'in yayınına katıldım. Seni tebrik ederim. Çok başarılı bir yayın oldu. Zaman zaman izliyorum. Vakit buldukça. Çok güzel bir yayın oluyor. Bir de benim için söylediğin sözler için teşekkür ederim. İnşallah biz de gerçekten bardağın öyle dolu tarafındanız. Bir şehirde gerçekten yani insanın yaşantısında hikayesi olmayan insanların başarılı olma şansı yok. Ben hep öyle düşünüyorum. Bunu çocuklarıma da söylüyorum, etrafımdakilere de söylüyorum, sevdiğime de söylüyorum, sevmediklerime de söylüyorum. Çünkü bir hikayeniz olacak sizin, tutulmanız için bir hikayeniz olacak. Yani siz hayata işte sohbet arasında demin dışarıda söylemiştim ya, siz çocuğunuza 50 tane şey anlatırsınız ama ona öğretmenin söylediği bir sözü çocuk söyler. Der ki işte benim hocam ortaokulda bana şu cümleyi söylemişti. İlkokul hocam şunu söylemişti, lise hocam şunu söylemişti ya da üniversitedeki işte şu bölümdeki hocam şu cümleyi söylemişti bana. O onun hayatına yön vermiştir. Onun hayatına bir hikaye olmuştur. Ama şimdi bütün devrimleri yapan insanlara bakın. Yani ilk aklıma geldiği için söyleyeyim. Mandela'dan bakın. İşte Deniz Gezmiş'ten bakın. Benimle aynı fikri paylaşmamasına rağmen onun mücadelesini taktilen karşılayan bir adam. Yani yiğidi öldür. Ama hakkını asla yeme diyor ya bizim ecdat. Onun gibi bir Necip Fazıl'ın hikayesine bakın. Bir Mehmet Akif'in hikayesine bakın. Yazdıklarına bakın, yaşadıklarına bakın. Bunların hep bir hikayesi olduğu için yazmışlardır yani. Evet. Bugün yani. Siz de biliyorsunuz programlarımı takip ettiğiniz kadarıyla genelde hep siyaset üzerine programlar yapıyorduk. Biraz da insanlarımızın motivasyona ihtiyacı var günümüz yaşantısında diyelim. Düşündüm ne yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz? Aklıma ilk gelenlerden birisiniz, hatta ilk gelen sizsiniz. Teşekkür ederim. Bir uzman veya bir yaşam koçu veya bir psikiyatr falan değilsiniz. Değilim evet. Ama her zaman şuna inanmışımdır. Hani hayat okulu derler ya, hayat okulundan mezun olmuş bir kişi olarak ben sizi tanıdım. Sizinle ettiğimiz sohbetler her zaman beni etkiledi. Değerli izleyenlerimiz de bundan feyiz alsın, faydalansın diye sizi davet ettik. Bir zamanlar anlattığınız, bu sözü söylediğiniz zamanlarda anlattığınız çocukluğunuzdan gelen bir yaşam öykünüz ve başarılarla dolu hiçbir zaman azminizi yitirmemişsiniz. O hikayenizi aslında biraz da değerli izleyenlerimizle paylaşırsanız. Şimdi aslında insanın hayatının her aşaması bir hikaye. Evet. Dedim ya şimdi sizin hayata nasıl baktığınız önemli. Siz hayata nasıl bakıyorsanız hayat ayna gibi. Bir aynayı düşünün karşınıza alıyorsunuz aynayı. Siz o aynaya nasıl bakıyorsanız o ayna gözlerinizi böyle kocaman açarsanız aynada o kocaman gözlerini açan bir adam. Çirkin bir adam olarak bakarsanız çirkin ama güzel bir adam olarak bakarsınız ve güzel bir insan olarak görürsünüz. Hayat böyle bir şey. Hayatta motive olmak da böyle bir şey. Siz eğer bu çalıştığınız yerde mutluysanız doğru bakıyorsanız aynı mutlusunuz. Zaten ya ben bir gün işe gidiyorum. Ya işte bugün de bu iş nasıl olacak? İşte sabah başladığımızda daha 9 saat var. Bu saat nasıl geçecek derseniz zaten burası zindan olur ve siz motive olamazsınız zaten. Ne yaparsanız yapın. Kesinlikle. Bu hayata nasıl baktığınızla ilgili bir şey. Hayata öyle bakacaksınız. Hayata mutlu bakmak lazım.
mutlu bakmanın yolu da hep aşağı bakmak, yukarı bakmak değil. Evet. Abdullah Taşkan zaten Manisa'da yani bilenler biliyor. Şehrimizde sevilen sayılan bir kişiliktir. Şu anda iş dünyasında da gayet başarılı bir şekilde hayatına devam ediyor. Ancak çocukluk dönemleri bildiğim kadarıyla o kadar değil. Aslında hayat öykülerinden biz her zaman güç almışızdır. Umudumuzu yitirdiğimiz anlarda zorluklarla geçmiş çocukluk dönemleri, geçmiş dönemleri biz okuyunca ve sonu başarıyla bitmişse eğer biz her zaman motive olabiliyoruz. Bu da sizin çocukluğunuzu... Tabii şimdi siz, benim mesela gazete satan arkadaşlarım var. Çünkü ben gazete sattım. Su satan arkadaşlarım var. Çünkü ben su sattım. Limonata satan arkadaşlarım var. Şu anda Manisa'nın içinde de var. İstanbul'da da var. Bizi izleyen arkadaşlarım varsa. Arkadaşlarım var. Benim yetiştiğim, yetişmemde çok emeği olan İstanbul. İstanbul benim hayatımın yani %75'i. Öyle diyeyim. Benim hayatım için İstanbul çok önemli. Benim şekillenmemde yani bir insanın bir hamuru vardır ya işte. O hamurun ekmek olması için bir şey olması lazım. Şekillenmemde çok büyük katkısı var İstanbul'un. İşte Serpak mendil yani öyle bir şey var ya mendil yani bu işte cep mendili evet, dediniz. Peçeteyi cep mendili satan arkadaşlarım var. İşte kömür taşıyan arkadaşlarım var. Simit satan arkadaşlarım var. Ama ben bunları hep hayatın içerisinde yaşadım. Ve bütün sevmetimle söylüyorum. Şikayetçi değilim. İyi ki yaşamışım onları. Çünkü bir hikayeniz olmuş oldu. Tabii şimdi yaşadım onları ama onları yaşarken o benim de o havayı yaşayan insanların hepsinden birer şey öğrendim. Şimdi hayatındaki başka bir tarafındayız. Hayat bizi bir yere getirmiş. Sadece rollerimiz var bizim. Benim rolüm bu. Ben öyle diyorum. Hayat bir tiyatro. Bu tiyatrodaki benim rolüm şu andaki bir iş adamını oynamak. Ve ben bunu en iyi oynamak istiyorum. Evet. En iyi. Yani bunun Oscar'ı neyse bunun Oscar'ını almak istiyorum. Bunun Oscar'ını maliye mi teşekkür edecek bana? En çok vergiyi veren adam olarak ya da çocuklar mı bana teşekkür edecek? Ya babam sağ olsun çalışmış bırakmış. Ya da toplum mu teşekkür edecek? İşte yani bir gün mesela bir arkadaşım geldi, emekli oldu. Yıllardan beri çalışıyor. İmza attım ben onun emeklilik dilekçesine. Evet. Bu da benim hayat hikayelerimden bir tanesi. Çok mutlu oldum. Şükrettim Yaradan'a. Dedim ki, siz bana veren el kudretini nasip ettiniz. Yani bundan daha yüce bir şey olamaz. Veren el yani. Bu insanın hayata nasıl baktığıyla ilgili bir şeydir. Ama o gün de hayatta yılmamıştım. Hep diyorum ki, işte benim hayat hikayemde ben babamı 7 yaşında kaybettim. İki defa çok ciddi aradım. Babamın yanında olmasını istedim yani. Ya da onun görmesini istedim. Annemi de sanırım 13, 12 yaşı bitirip 13 yaşlarında kaybettim. Ailemdeki abilerim, ona işte yengem, onu da rahmetten anıyorum yengemi. Annelik yaptı ama o kalite yani anne kalitesi olan bir insandı. Allah ondan bin kere razı olsun. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu biz... Hayata küsmedik yani. Dedik ki bu Allah'ın kaderi, Cenab-ı Hak bunu böyle nasip etmiş. Biz bundan sonraki hikayemizi kendimiz devam ettireceğiz dedik. Ama ailenin diğer fertleri de bana yakın yetişmişti. Onlar da yani babalıyken çok farklı yetişmemişti. Babasızken de çok farklı yetişmedik yani. Babalıyken de işte ne gördüysek babasızken de aynı şeyleri gördü. Çünkü ailenin bir standartı vardı. Hepimiz o standartta yaşıyorduk. Yani birimiz babalıyken işte her gün baldan ertesi gün önüne kuru ekmek verilmedi. Zaten ekmek salçaydı. Değişen bir şey olmadı. Yine ekmekle salçayla devam ettik. Özür dilerim. Şimdi iki dönem istedim onun yanında. Bir, işte herkesin bir erkek milleti için yani bu toplum için çok özeldir biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün yurttaşlarına kime el atarsanız askerlik kutsiyeti vardır yani. Evet. Annelerimiz elimizde kınayı yakar gönderir. Bir de insanın evlendiği bir gün vardır. Yani onun ikisini de işte askere gittiğim günün babamı görmesini isterdim yani. İlk çocuğum olduğunda da annemi görmesini isterdim. Onun dışında içimde bir ukde yok. Hayatta istediğim her şeyi başardım diyebilirim. Hatta istediğimin belki bir tık ötesine de geçtim. Tabii şimdi şartlar değişti artık. Siz bir dönem kendi hikayeniz için çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte motive olacaksınız yani. Yani aslında sizin sözünüz de kendiliğinden geldi. Motive olacaksınız. Diyorsunuz ki ben çalışayım. Benim önce bir arabam olması lazım diyorsunuz yani. Sonra işte güzel giysilerim olması lazım diyorsunuz. Sonra işte bir iş yerim olması lazım. Sonra evlenmem lazım ya da bir sevgilim olması lazım. Kız arkadaşım olması lazım. Kendinizi o anda neyi yakın buluyorsanız onu istiyorsunuz hayatınızda.
Sonra bunların hepsi olduktan sonra işte iyi bir saatim olsun, 3 kuruş param olsun, bir mekanım olsun, dükkanım olsun. Bunların hepsi olduktan sonra sizin hayata bakışınız değişiyor. Şimdi bir kuantum düşünce vardır. Çok fazla kitap okuyan bir kişiliksiniz. Bunu da biliyorum. Evet. Kuantum düşünceyi illaki biliyorsunuzdur. Neyi çağırırsın, neyi yoğun olarak düşünürsen onu çağırırsın, onu yaşarsın. Siz buna inanır mısınız? Yani atıyorum bir ikili ilişkide veya bir hayattan beklenti diyelim. Onu yoğun olarak düşündüğünüz zaman, örneğin Abdullah abi burada yanlış yapacak diyorsunuz. Sürekli orada odaklanıyorsunuz. Yani bu şunu anlatmak istiyorum açıkçası. İnsanların hayata olan güvensizliği veya kendine olan güvensizliği, karşısındakine olan güvensizliği, işine olan güvensizliği, bunları sürekli düşününce bu kuantum düşünce gerçekten haklılık payı var mıdır? Tabii bu bilinçaltı denen bir şey var. İnsanın bilinçaltında bu rüyalarına gelir biliyorsunuz. Siz gündüz bir şeyi hayal ediyorsanız, düşünüyorsanız gece o rüyanıza gelir sizin. Evet. 3 gün sonra gelir, 5 gün sonra gelir, 10 gün sonra kabusunuz olur, sizi rahatsız etmeye başlar. Aslında bu doğru bir mantık. Yani bu kuantumdan ziyade aslında çok bilimsel olmaya da gerek yok bu konuda. Yani yaşadıklarımızı ne düşünüyorsak onu yaşıyoruz aslında. Ya şimdi deseniz ki ben bunu beceremem. Yani bunun bir hikayesi vardı. İşte bir kitapta okumuştum. Bir ağa, eski tabirle bir ağa, yaveriyle beraber bir dağ köyüne gitmeye karar veriyorlar. İşte o gün işte hayvan alınıyor, hayvan alacaklar. Fırtına tutuluyorlar. Yaver diyor ki benden bu kadar. Evet. Ben artık diyor gidemem diyor. Neden? Benim diyor gitsem ne olacak? Gitsem diyor yine yaverim, gelsem yaverim. Buradan öleyim daha iyi diyor yani. Adam diyor deli misin diyor ya. Çıkarır cebinden 5.000 lira veriyor. Gidelim diyor şimdi köyde diyor. 10 tane danada sana alırız diyor. Adam diyor doğru söylüyorsun, tırmanmaya başlıyor. Şimdi olaya böyle bakmak lazım aslında. Evet. Yani iyi bakarsanız bir amacınız varsa ve bu amacı da kendinizde araç edindiyseniz, aracın kelime anlamını biliyorsunuz yani. Mesafeleri kısaltmaktır araç yani. Evet, evet. Araç binip sadece seyahat etmek değil. Eğer mesafeyi kısaltmak için yola çıktıysanız o mesafe kısalıyor zaten. Ama kötü düşünürseniz zaten kötü şeyler kafanızda sürekli eksidesiniz zaten. Diyorsunuz ki bu masanın kırılma ihtimali var, ben elimi koymayayım. Bazen gençler geliyor benim yanıma, işte şöyle olur, böyle olur bilmem, kaç yaşındasın? 20 yaşında. Ya 20 yaşındaki bir adam bu kadar şikayetçiyse zaten hayatta bir şey başarma şansı yok ki. Evet. Yani sizin bir şey başarmanız için önce direncinizin olması lazım. Direnç de insanın kesinlikle beyinden geçiyor. Ya bu programa aslında sizin yanınızda çok değerli bir arkadaşımız daha vardı. Yaşam koçu, güzellik uzmanı Behra Hanım. Onu da davet edecektim de bazı sıkıntılardan dolayı gelemedi kendisi de. Onunla sohbet ettiğimizde biraz kendimden bahsettim. İşte bahsederken neden böyle oldu? Ben böyle olacağını biliyordum. Ben şunları baştan tahmin etmiştim gibisinden cümleler kuruyorum. Sözüm bittikten sonra dedi suç senin. Nasıl benim? Sen hepsini söylemişsin zaten. Yani yaşayacaklarını yoğun olarak düşündün. Ve her olan şey gerçekten düşündüğün şey olacakmış gibi değerlendirdin. Bunu sen çağırdın dedi. Yani hayatta her zaman olumlu düşünmek ve güzel şeyleri düşünmek, sonunda başarıyı hedeflemek gerekiyor dedi. Doğru söylemiş. Şimdi size bununla ilgili küçük bir şey anlatacağım. Çanakkale'deyim. Askerlik yapıyorum. Evet. Çanakkale'de dostlarım biliyorlar. Manisa'da da iki tane asker arkadaşım var benim. Buradan kendilerine de selam gönderiyorum. Çok kıymetli iki arkadaşım. Bu iki arkadaşım da Çanakkale'de yanımda. Biz o gün jandarma gücü var Çanakkale'de. Çanakkale'de üçüncülüğe çıkacak. O zaman rahmetli Özal söz vermiş. Siz üçüncülüğe çıkarsanız sağınız şim olacak. Üçüncülükte top oynuyorsunuz ama sağ toprak. Bizim eskilerimiz bilir şimdiki gibi her taraf çim değil. Böyle bir şansımız yok. Sonu çim denen bir şey de yok. Türk toplumu böyle bir şey de bilmiyor zaten. Biz şimdi, ben de jandarma gücünde top oynuyorum. Ama işte o gün için asker mantığı ya, işte ne kadar dışarıya kaytarırsak o kadar bizim için iyi. Evet. Çanakkale Spor'a aldılar beni. Yani işte futbol oynayınca, işimi ciddi yapınca oraya aldılar. Oraya geçtim, şampiyonluk maçına çıktık. Hüseyin Hamamcı hocam, kulakları çınlasın, Karşıyaka'yı da çalıştırdı hocam. Evet. O da bizim teknik direktörümüz.
Penaltı oldu. O gün şartında sanırım 6-7 bin insan var. Çok kötü bir saha. Ve Ecevat'tan maç yapıyoruz. Kıyamet kopacak. Yani gol atarsanız sahadan çıkma şansınız yok. Kimse topun başına gitmiyor. Tabii çocuklar Çanakkale'li meseleyi biliyor. Dedim ki ne olacak? Yani bunu bir atmaz bir gittim hocanın yanına. Dedim ki hocam ben atayım. Hüseyin Hoca kulakları çınlasın. Sen hayatın boyunca hiç penaltı attığını yok dedim. Herkesin bir ilki var. Benim de ilk olacak. Evet. Ya dedi oğlum sen deli misin dedi ya. Ya dedim sen karışma şimdi. Sen müsaade ediyor musun etmiyor musun? Git dedi Allah belanı versin dedi. Geldim topun başının liste. Vurdum gol oldu. Sağa karıştı tabii. Ondan sonra 30 tane şişe yedim kafama. maç tatil edildi. Biz hükmen 3-0 kazandık maçı. 1-0 galip olduğumuz için. Şimdi hayatta bazı riskleri almak lazım. Yani ondan mezarlıktan korkup ıslık çalmanın bir anlamı yok. Hayatta yani motivasyon dediğiniz şey benim maçımda. Ben hayatım boyunca hiç demoralize olmadım. İşimde çok sıkıntı yaşamışımdır. Sıkıntı yaşarken hemen fedakarlık yapacaksınız hayatınızdan. Bir şeyi feda edeceksiniz yani. Yani şimdi ben bu cep telefonunu almak için örnek olarak söyleyeyim. Sıkıntı yaşıyorum değil mi? Benim moralim bozuyor. Cep telefonu satanın bir alt modelini alırım. Sıkıntı yaşarım ya. Evet. Kompleks yapmaya gerek yok. Yani insanlar benim telefonuma bakıyor da benim telefonumda acaba bir alt model midir diye düşünüyordur diye düşünmem. Asıl olan benim iç huzurum. Benim huzuru yakalamam. Başkasının benim hakkımda ne düşündüğü çok... Kendiniz için ne yaparsınız? Yani kendiniz için tamam fedakarlık yaptınız da. Kendinizi mutlu etmek için veya rahat hissetmek için ne yaparsınız? İşte rahatladım zaten. Onu satınca rahatlıyorum zaten. Şimdi kafamda stres. Onu ödeyemeyeceğim. Atıyorum 10 lira gelirim var ama 11 lira giderim var benim. Nasıl çözeceğim ben bunu? Evet. Baktım tıkandı. Onu satarım. Affetmem yani. Altında arabamı satarım. Oturdum evi satarım. Yani eşim dinliyorsa şu anda biliyor. 2009 yılında evi sattıktan sonra söyledim ona. Dedim ki yarın sabah taşınıyoruz. Nasıl taşınıyoruz dedi. Taşınıyoruz dedim yani. Şu anda izliyordur yani. Telefonla bağlanıp sorabilirsiniz yani. Nasıl olur dedi ya. Dedim benim rahatlamam. Ben şimdi gece ya bu yarın sabah bu parayı bulur muyum bulamaz mıyım falan filan. Öyle bir şey düşünemem dedim ya. Kendimi huzursuz etmeme de gerek yok. Yani bunu ben kazanırsam yarın bir daha kazanırım ya. Sadece süre uzar. 3 ay gecikmeli olur. Başka hiçbir şey olmaz yani. Evet. Neticede hiç kimse doğduğunda şu anda sahip olduğuna sahip değildir. Şu anda üstündeki gömleğe doğduğunuzda sahip değildiniz yani. Bugünkü vücut şeklinize göre aldınız değil mi onu? Evet. Tamam. Demek ki zamanı gelince insanlar ona sahip olabiliyormuş yani. Ama şimdi bütün bunları yaşarken sadece iş dünyasında bir motivasyon beklemiyoruz. Hayata dair de bir motivasyon bir şeyi başarmak istediğinizde, bir hayatı kurmak istediğinizde illaki omuzunuzu veya başınızı yaslayacağınız veya sırtınızı yaslayabileceğiniz bir dayanak arıyorsunuz. Ama şu anki duruma baktığınızda, ülkenin ve insanların durumuna baktığınızda yani bunu siyasete kadar götürebiliriz. Cinsel istismarlar dersiniz, çocukluğunu yaşayamamaklar dersiniz, çocuğunuz vardır. Eskiden size sorsam sizin çocuğunuz nasıl büyüdü? Sokakta arkadaşlarıyla büyüdü diyebilirsiniz. Ama şu anki çocuk sokağa çıkamaz. Şu anki insanlar sevdiklerine, bağlı kaldıklarına dahi güvenemez hale geldiler. Şimdi insanlar bu durumda ne yapmalı sizce? Şimdi Avrupa'da bununla ilgili cinsel istismarlar çoğaldığı için oradan gireyim yani. Böyle bir şey yapmışlar Avrupalılar. Siz biliyorsunuz Avrupa'da dostlarınıza da sorabilirsiniz. Araştırma da yapabilirsiniz. Hiçbir çocuğu sevemezsiniz. Evet. Müsaade etmiyor aile. Sistem de müsaade etmiyor. Siz hiç kimsenin çocuğunun saçlarını okşayamazsınız. Bir kız çocuğun ya da erkek çocuğun yanaklarını öpemezsiniz. Ancak aile müsaade ederse, izin istiyorsunuz. Çocuğunuz çok sevimli. Ben bunu öpebilir miyim diyorsunuz. Ve o zaman diyor ki size evet diyor ya da hayır diyor. Eliniz temiz mi diyor. Bunlar da bunu yaşadığı için böyle bir şey yaşadığı için, yaşadıkları için bunun önüne geçmişler. Evet. Radikal kararlar almışlar. Hiçbir inançta, hiçbir dinde sapıklık yoktur diyebilir misiniz? Sapıklık insanın doğasında var. Onu insanın aldığı eğitim, görgü, çevresi ve kurallar ondan uzaklaştırır. Evet. Sizin içinizde de birinin boğazlama duygusu vardır, yok mu? Çok düşünmüşsünüzdür. Şunu bir boğazlasam demişsinizdir. Ama Aydın'dan utanmışsınızdır. Ama benden, ama Erdinç Bey'den, ama başka bir şahıstan. Ya da çevrenizden, anne babanızdan, görgünüzden, eğitiminizden, kültürünüzden lanet olsun demişsinizdir yani.
bu cinsel istismar da böyle bir vahşi bir şey. Bunu siz sert kurallar koymazsanız, siz cinsel istismar yapan bir sapı buradan alıp Siirt'e gönderirseniz git orada sapıklık yapıyorsunuz ona. Evet. Yani ya da bana tecavüz ettiniz, ben rahatladım, gidin oradakine de yapın diyorsunuz yani. Ödüllendiriyorsunuz adamı. Evet. Ve 657'ye tabi, devlet memurluğuna tabi tutuyorsunuz bunu. Bunun yargılanacak bir şey yok. Bunu aslında şuna bağlamak istedim. Şimdi siz de burada eşiniz zaten izliyor. Biraz açık konuşacağım ama gençliğinizde eşiniz olmadan önce iş hayatınızda ilerlemek istediğinizde özel hayatınız olmuştur, farklı şeyler olmuştur. O özel hayatınız istediği gibi gitmediği zaman, çünkü günümüz hepimiz depresyona giren bir halk olduk. Özel hayatımız işimizi etkiliyor. Bir şeyi başarmak istiyorsunuz ama dayandığınız insanlar, birlikte yola çıktığınız insanlar, bu nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Yani bunları kaybettikten sonra veya beklemediğiniz insanlardan, beklemediğiniz durumlarla karşılaştıktan sonra ya ben oturayım bir çayımı demleyeyim de olan biteni izleyeyim mi dediniz? Ne yaptınız? Yok, hayat öyle değil. Hayat şöyle bir şey. Hayatta hep yol ayrımı var. Bir gün babanız sizden ayrılıyor, bir gün anneniz ayrılıyor, bir gün kardeşiniz ayrılıyor. Öyle böyle bir şekilde ayrılıyor. Evet. Yani şimdi ben 3 tane kardeşimi kaybettim. Normaldi yani, Cenab-ı Hakk'ın takdirleri, yaşları 90'lara geldi, vefat ettiler, ayrıldılar yani neticede, şu anda hayatımda değildir. Hı. Benim de hayatımda öyle bir şey var, benim hayatımdaki kadın bunu çok iyi bilir yani, ona söylemişimdir ben ona. Benim hayatımda biri çıktıysa ben onu ölmüş olarak kabul ediyorum. Ölüye Fatiha okunur, başka hiçbir şey yapılmaz yani. Hı. Yani sabah akşam düşünemem çünkü o dirilmeyecek, öldü zaten. Benim için ölen ölmüştür yani, onunla asla bir şey düşünmem. Ben geri kalan kısmına bakarım. Bence siz de geri kalan kısmına bakın. Gençler de baksın. Yani ölmüş. Biri sizi terk etmiş. Yani kafamı duvara vurmaya gerek yok ki ya. Terk etmişse zaten ayrılık vakti gelmiştir. O sadece erken almıştır o kararı. Yani sizin de danışmadan o kararı almış. Ben öyle değerlendiriyorum orayı. Ya da siz o pozisyona geldiyseniz, ayrılma meselesine geldiyseniz, işte sevdiğinizde, şimdi siz gençsiniz ya, sizin hayatınızda o daha önemli. Ben anladım meseleyi. Ya hayır, onun için şimdi özel hayatın motivasyonu genelde hep birbirine karıştırılıyor. Yani bir hedef koyuyorsunuz kendinize. Bu hedefe ulaşırken bazı insanlarla bu sadece bir kadın olarak değil, erkek ama olarak, ölmüş kabul edersen, olabilir. Ölmüş kabul edersen sıkıntı yok. Ama diri kabul edersin, her gün gidip kapısına bakarsın, acaba buradan geçtim mi, acaba hala bakıyor mu, acaba beni bekliyor mu, acaba bilmem ne dersiniz, işte ki motivasyonunuzu kaybedersiniz. Yani bunu illa ki şeye bağlamaya gerek yok. Şimdi siz kalkarsınız, Caner'le yola çıkarsınız, yarın öbür gün Caner'e sırtınızı dayarsınız, onunla birlikteyken motive oluyorsunuz. Ama ne yazık ki Caner'den beklemediğiniz bir davranış veya beklemediğiniz bir durumu sergiliyor, o an motivasyonunuz kayboluyor. Yani ona olan motivasyon kaybolmasıyla işteki başarınız ve hedefiniz nasıl yürümeli? İşte dost yok. Sizin yaptığınız bütün işlerde meslektaşlarınızın tamamı rakibinizdir. Siz iyi bir televizyoncuysanız X televizyondaki insan da sizin rakibinizdir. Ben de iyi bir müteahhitsem, iyi bir mermerciysem, iyi bir sanayiciysem, iyi bir iş adamıysam benim alanımdaki adam da benim rakibimdir. Bunu doğal karşılamak lazım. Ve o hiçbir zaman senin başarılı olmanı istemez. Zaten onun karşıdaki düşmanın, yani ya da karşıdaki seni istemeyen adamın davranışı, onun davranış biçimi senin yol haritanı çiziyor aslında. Sana bir katkı yapıyor. Evet. Diyor ki, bak ayağını denk al, sen burada doğru bir sunum yapmazsan, o masanın o tarafında ben geçeceğim oraya, ben hazırlıyorum kendini, haberin olsun diyor. Evet. Benim alanımda da öyle, teşekkür ederim. Benim alanımda da öyle. Eğer ben de motivasyonumu kaybedersem, gereksiz şeylerle meşgul olursam, kafamı soru işareti şeylerle sürekli meşgul edersem, o alanı boşaltırım ve otorite boşluk tanımaz biliyorsunuz. O boşluğu o doldurur. Ona öyle bakmak lazım. Siyaset de böyle. Siyasette de şimdi siz boşluk bırakırsanız biri doldurur. Dikkat edersiniz, Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok iyi yapıyor. Boşluk bırakmıyor. Alanın açıldığını hissettiği anda hemen o boşluğu dolduruyor. Bu liderlik vasfı. Şimdi herkes iş adamı olacak diye bir şey yok. Öyle bir kural yok. Herkes sunucu olacak ya da program yöneticisi olacak bir adam olacak diye bir kural yok. Böyle bir şey yok. Yani. Dünyanın her tarafında, bütün dünyada yetenekli insanlar var. Kendi yeteneğinde iş yapan insanlar var. Kimse yeteneksiz değil.
Şimdi bir adam var, çok iyi parke düşünür. Çok iyi, şimdi bu masayı yapan yapmak bir sanat değil mi? Şu anda siz bunu yapabilir misiniz? Ben de yapamam. Bu kağıdı döşemek de bir sanat. Yani dekore etmek de bir sanat, çizimi yapmak da bir sanat. İşte Aydın kameraları, ses düzenlerini kurdu çok güzel bir şekilde. İşte kontrolünü yaptı onları. O da bir sanat. Şimdi herkes her şeyi yapamaz. Şimdi bunu bana verseniz akşama kadar onu kabloları takamam birbirine. Ama ben iyi bir yöneticiyim. Evet. Şimdi benim yaklaşık 200 tane arkadaşım çalışıyor benimle beraber. Yani 196 kişi var benimle çalışan arkadaşlarım. Benim onlarla ilişkilerim çok iyi. Ben iyi bir yöneticiyim. Ama o kadar, ötesi değil. İyi bir yöneticiyim ben. Ben arkadaşlarım da iyi yönetici olmanın sebeplerinden bir tanesi lafın başına geldik. Hikayemin olması. Bir de dedim ya, yani siz gazoz satandan tutun da işte en üst taraftaki şu andaki yani Manisa'nın en lüks konutunu yapıp satan adamı da düşünün. Oradan da benim tanıdıklarım var. Arkadaşlarım var. Her ondan. Hayatı yaşadım. Onun o durumunu hissedebiliyorum. Onu biliyorum yani. Onun dilinde hitap ediyorum. Peki bu başarılarınızda şansın oranı ne kadardır? Yani çabayla mı, başarıyla mı diye sorsam. Şimdi tesadüfler denilen bir şey var. Tesadüf cümlesi var. Duymuşsunuzdur onu. Tesadüfen şu oldu. Hiçbir şey tesadüf değildir. Evet. Şans da değildir. İnsanların kaderi var. Demin dedim ki ben hayat bir tiyatro. Bu tiyatroda benim bir rolüm var. Ve ben bu rolümü en iyi oynamaya çalışıyorum. Yoksa çöp arabasının arkasında benden çok çok yakışıklı ve çok çok boylu postlu bir sürü insan var. 1000 lirayla çalışıyor. Evet. Yani ona öyle bakmamak lazım. Tabii ki mutlaka bunun sebepleri var. Şimdi bir kitapta bir söz okumuştum. İş adamları için yazılmış bir söz. Diyor ki Allah size o arkadaşlarınızın rızklarını adaletli dağıtmanız için size bir imkan vermiş diyor. Onu adaletli dağıtın diyor. Evet. Siz arkadaşlarınıza adil davranacaksınız. Yani o bilinçte olacaksınız yani. Olursanız bu iş olur. İşte korkacak bir şey yok. Ben hayatımda 2 kere sıfırladım ticarette. 2 kere sıfırladım. İkisinde de hiç korkmadım. Mesela 2 kapılı lüks ismini vermeyeyim. Bir arabam vardı benim. 1990 yılında Körfez Savaşı'nda şu anda da Manisa'da esnaflık yapan bir arkadaşım da bunun canlı şahididir ve şu anda beni dinliyor biliyorum yani. O arkadaşım da şahittir. Onunla beraber Rusya'ya sebze meyve falan bir şeyler satacaktık. Bir günün parasıyla yaklaşık bir 6 milyon lira gibi büyük bir para zarar ettik. Ama o günün parası 6 milyon lira çok büyük bir para. Bu paranın altından çıkamazsınız. Ben evimi, barkımı, arabamı, taşımı, toprağımı ne varsa hepsini sattım. Dedim ki önce bunları satacağım. Çünkü ben borçluyum. Ben borçluyken birilerine adamın, yani siz borçlusunuz. Lüks bir arabayla adamın kapısının önünden geçiyorsunuz. Ya bu adama hakaret yani, küfürdür yani. Bunu yapamazsınız yani. Önce mağdur olduysanız mağdur olduğunuzu görecek adam. Lüksün içerisinde yaşayıp adamın parasını vermemezlik olmaz. Önce bunları biz yapalım. Bu arkadaşım da sağ olsun, o da öyle yaptı. Şu anda iç giyim mağazası var Manisa'da, o işi yapıyor. Ben de malımızı, mülkümüzü sattık, borçlarımızı ödedik. Sonra gittim, artık reklamını yapmakta sakınca yok. Anadolu bir araba aldım. Kesmesi ucuzdu. Aydın bilir misin? Kesmesi daha ucuzdu. Orijinali pahalıydı. Evet. Orijinali 750 bin lira, 750 lira. Kesmesi 500 lira. Aydın abiye nasip olmuş tek araba herhalde. Evet, ben de kesmesini aldım onun. Evet. Kesme yani, eski hurda Anadolu'dan götürüyorsun, kesiyorsun, kamyonet yapıyorsun. Gücüm ancak ona yetiyor. Bir arkadaşım var, Buradiyeli. Hayatın her aşamasında da ona yardımcı olmuşumdur. Ama benim amacım ayaklarımı yerden kessin. Arabaya bindim. Yüksek bir sesle arkamdan güldü. Bu da 2 kapılı ama dedi arkası biraz fazla açık. Ben o sesi duydum. 26 sene oldu, unutmadım. O sesi unutmadım, duydum. Bu beni kamçıladı. Daha da motive etti. Yani dedim ki artık yani biz yani ne yapalım? Paramız pulumuz gitti. Ama ölmedik, yaşıyoruz değil mi? Ya yani bir düşünün. Şimdi bir tane Suriyeli'yi düşünün. Bir tane bota biniyor. Evi bitmiş zaten. Evi yıkılmış. Şehri yıkılmış. Cebindeki son 5000 lira parayla ya da 5000 markla, 10.000 euro ile neyse bir parayı da bir insan simsarına veriyor. Diyor ki beni adadan sadece karşıya götür.
Karşıda iş garantisi yok, hiçbir şey yok. Sadece yaşamak istiyor. Kafasında kurşun sıkılmasın istiyor. Düşünebiliyor musunuz şimdi bir adamı? Yani şimdi bizim hayatımız onun hayatından daha zor değil, değil mi? Yani. Bu şimdi onu düşünüyor. Diyor ki sadece beni oraya götür. Bu ne yapıyor? Onu kamçılıyor. Diyor ki ben bu 5000 lirayı vereceğim. Başka hiçbir param yok. Ben varım, çocuğum var, eşim var ya da hiç kimse yok. Ben yalnızım. Ben karşıya geçeceğim. Garsonluk yapacağım, kömürde çalışacağım, çöpte çalışacağım, bir şeyde çalışacağım ve hayatımı kazanacağım, hayata devam yaşayacağım diyor yani. Ben de o gün başka bir şey koydum. Dedim ki ben yaşıyorum. Ben bu mesleği yapmak zorunda değilim. Ama bununla ilgili bir şey yaparım dedim yani. Ve hayata başladım. Sadece 6 ay sonra binebileceğim benim standartlarımda bir arabaya, oturabileceğim bir ev, işimi de rayına soktum. Sadece 6 ay sürdü. Bir yaz dönemi. Buradan mesela örnek olarak söyleyeyim. Yani Diyarbakır'a karpuz gönderdim. Burada dedi. Fotoğrafı Ahmet abiye selamlar söylüyorum. Burada ellerimden öpüyorum. Şimdi bunlar böyle. Ya bu hayatın içerisinde var. Hayatta küsmenin, geri düşmenin, kendinizi şey yapmanızın bir anlamı yok. Küsmek dediniz. Hani hayatta hiçbir an oldu mu sizin için? Özel hayatınız olsun, iş hayatınız olsun. Umutsuzluğa kapılıp, ya tamam ben artık buraya kadar dediniz mi hiç? Yok. Ve dediyseniz demediniz dediniz. Zaten soruyu cevapladınız da. Sizi tetikleyen ne oldu? Hayatınızda ben şöyle şu anda ilk sorduğumda aklınıza gelen. Ben hayatım boyunca hiç emekli olmayacağım. Bunu çocuklarıma söylüyorum yani. Benim için çok kıymetli olan sevdiğim biri var. Çocuklarım, dostlarım, onların hepsine, çok değerli olan hepsine söyledim. Dedim ki ben sadece ölünce emekli olurum. Ayaklarım tuttum, yürüdüm müddetçe çalışacağım, üreteceğim bu topluma. Yani bu topluma üreteceğim. Birilerine örnek olacağım ben. Benim yaşam tarzım öyle. Ben dedim ki birilerine örnek olacağım. Yani çocukların, mesela ben Kuşlubahçe'de büyüdüm. Kuşlubahçe'deki doğudan gelmiş çocukların tamamı, göçmenlerin, bizim 1955 Yugoslav göçmenlerin çocukların tamamı, beni izleyenlerin hepsi bilir. Mahallenin çocuğuyum ben. Onların hepsi beni çok iyi bilir. Ben onların hepsine İstanbul'da gelirken de, Manisa'da yaşarken de hep öyle derdim. Benim bu çocuklara örnek olma mecburiyetim var. Yaşam biçimimle, işimle, ahlak yapımla, duruşumla, onlara davranış biçimimle. Çocukların, şimdi mahallede mahallenin çocuğu bir figür seçer kendine. Bütün mahallelerin çocukları. Sen de yetiştiğin mahallede birini örnek almışsındır. Ben şuna benzemek istiyorum. Bu da seni motive etmiştir hayata. Peki insanlar başkalarını model almalı mı? Benzemeli mi yani? Bütün insanlar model alıyor. Öyle bir model alan insan yok. Herkes birine benzemek ister. Yani birine benzemek ister. Mesela ben yaşam tarzım olarak söyleyeyim. Ben Cem Boyner'e özenirdim hayatımda. Bir tek ona özendim. Yani hayatımda tarz olarak, yapı olarak, duruş olarak. Ben İstanbul'dayken işte 14 yaşındayken de onun gibi giyinmeye çalışırdım yani. Herkesin vardır kendi hayatında mutlaka idol olarak seçtiği biri. Ya bu ona benzeyeceksiniz, onun gibi düşüneceksiniz, onun gibi yiyip içeceksiniz anlamına gelmez ama vardır yani. Herkesin vardır, öyle biri vardır ve olmalı da bana göre. Ama olan adamın da bir başarısı olması lazım. Şimdi Mehmet Özlü Kafa var şu anda Amerika'da. İnternetten bizi izliyor şu anda arkadaşım. Selam olsun o zaman. Mehmet'ime selam söylüyorum. Gizeme'de, Sineme'de, Aşkoma'da çok severim küçük kızını. O da beni çok sever. Şimdi burada bir gün beni aradı. İzmir'de büyük bir fabrikası var. Bunalım bir cümle kullandı bana. Ne oldu dedim. Dedi ben öyle. Kim verdi sana bu aklı bilmem ne. Ya şimdi dedim yani burada kullanılmayacak bir cümleyi söyledim. Sana o aklı veren adam, senin yanında çalışan adam kadar zekası yok dedim ya. Onu düşünüyorsun dedim ya. Ben de seni bir şey ediyorum dedim ya. Gel dedim 10 bin lira maaşla benim yanında çalış, senin fabrikayı bana ver dedim. Beni gülmeye başladı. Şimdi aklın kimin size akıl verdiğinde çok önemli. Sizin kimi model olarak aldığınız da çok önemli hayatınızda. Kiminle zaman geçirdiğiniz de önemli. Tabii şimdi. Kimi alıyorsunuz örnek? Yani siz gidip mahallenin işte... Delisine. Yani evet öyle demeyelim de az konsantrasyonu az olan adamıyla muhabbetinizi kurarsanız öyle bir adam olursunuz. Ama üst taraftaki insanla kurarsınız. Onunla olursunuz. Şimdi insan psikolojisi enteresan bir şey. Bilmiyorum dikkatinizi çekmiş midir? Mesela üçünüz de hayatınızda, stüdyodaki arkadaşlar da aynı şeyi yaşamıştır. Sınıfa girdiğinizde bir şey dikkatinizi çekti mi hiç? İlk sınıfa girdim.
İlk ortaokulda sınıfa girdiğinde, yabancı bir sınıfa girdin değil mi? İlk defa sınıfa giriyorsun. Ne dikkatini çekti söyle bana. İnsanların sürekli bana baktığını hissettim sanki. Tamam. Ama herkes oturmuş. Biri yanında size bir yer açtı değil mi? Evet. Buraya gelin dedi. Siz onu tanıyor muydunuz? Hayır. Peki niye yer açtı size sizce? Belki de o an içinden gelen bir duygu. İnsanlık duygusu. İnsan psikolojisi. İnsan psikolojisi böyle. İnsan kendini hep yakın birini hisseder. Evet. Bunu doğal karşılamak lazım. Bütün her yerde öyledir şimdi. Peki siz yanılmaz mısınız? Yani yakın hissediyorsunuz ama bir noktadan sonra hayır, o uzun, yanlış olduğunu farkına varıyorsunuz. Uzun yıllar sizin arkadaşınız olur. Zaten uzun yıllar. Askerde de böyledir. Sevgiliniz de böyledir. Siz gidersiniz bir yerde, sofrada oturursunuz. Patlıcanlı börek yersiniz yani. Enteresan bir şeydir yani şimdi. O anda bir parçayı ona verme ihtiyacı hissedersiniz yani. Onun tabağında olmadığını hissedersiniz. Tanımadığınız biridir yani. Ya da size bir çay getirir. 10 tane erkek oturuyordur bir kadın için diyorum. Ama onların içinde sadece dönüp size bakar. Size gülümser yani. Ya da siz gidersiniz 20 tane bayan vardır o gittiğiniz yerde. Ama gözünüz bir tek ona ilişir. Aslında dünyanın en güzel kızı ya da en yakışıklı erkeği siz değilsinizdir. Sizi ona götüren bir şey vardır. Onu size getiren bir şey vardır yani. İnsan psikolojisi enteresan bir şey. İşte de böyledir yani. Biriyle yakınlaşırsınız ama bu iş yakınlığının bakarsınız ortaklığa gider, başarılara gider ya da başarısızlığa gider. Ben hep öyle diyorum yani benim karşıdaki ortağımın ya da arkadaşımın davranış biçimi benim ona davranış şeklimi netleştirir. Nasıl davranıyorsan ona öyle davranır. Peki bunları yaşarken az önce bir cümle kullandınız. Ben aileme, çocuklarıma her zaman emekli olmam ölümüm demektir dediniz. Önce elden ayaktan düşmem demektir dediniz. Tabii. İş hayatınız, yani şimdi aile hayatınız sizin en özel hayatınız. Tabii ki. Öyle düşünüyorum. Yanlış bir şey söylerseniz eşiniz diyor. Yani program sonrası gidebilecek misiniz onu da bilmiyorum. En özel hayatınız aile hayatınız. Kesinlikle. Peki dışarıda yaşadığınız olumsuzlukları, işinizde yaşadığınız olumsuzlukları eve götürüyor musunuz, taşıyor musunuz? Yok hayır. Nasıl hiç davranırsınız? Hiç götürmem. Ben evde ben çocuklarım biliyor mesela. Benim 3 tane çocuğum var. Ben eve gidince oradaki dünyam neyse dışarıda bırakırım. Tamamı onlarındır. Bütün hayatımı onlara ve o anda onlarla düşünürüm. Zaten o da işi unutturur bana. Yani oraya giderim. İşte parka çıkarım, arkadaşlarım var atıyorum. Parka çıkınca evde de tartıştıysam evdeki meseleyi de parka götürmem yani. Tam tersini düşünelim. Yani ailede yaşadığınız, eşinizle yaşadığınız bir hayır götürmem. Asla işime götürmem. Kapıdan çıkınca benim için mesele bitmiştir. Hayat tarzım. Bu kapıdan çıktığım zaman burada konuştuğum her şey bitmiştir. Burayı bir daha kafamda ya acaba şu cümleyi söyleseydim, şunu kursaydım, bunu kursaydım. Ben izlediğim hiçbir maçın özetini izlemedim hayatım boyunca. Hiçbir maçın özetini izlemedim. Çok ilginç. Ben bunu eğer izlersem gerizekalıyım demektir yani. Ben izledim zaten. Benim izlediğimde Erman Toroğlu bana yorumlayacak. Ben salak mıyım? Anlamadım yani adam bana izah et. Ben izledim zaten maçı. Niye onu dinleyeyim ki? Yani onu dinleyince ne anlayacağım yani? Ha ben doğruyu bilmiyorum. Ben salakım o akıllı öyle mi? O zaman benim gibi salak yani maçı da izlemesin. Bana göre gerek yok yani. Ha, kararlı olmak mı gerekiyor? Ve kendi artık düşüncenle, kendi fikrinle yaşamak gerekiyor. Ben hayatımda yaşadığım her şeyi özel yaşarım. Hiçbir şeyin özetini yaşamam. Tekrar bir daha geriye filmi sarmam. Onun özetini yaşamam. Bunu bir daha yaşayayım, bir daha kafamdan geçireyim, bir daha bilmem ne. Öyle bir şey yok. Bu yaşadık bitti o tamam. Konu bitmiştir. Bu burada bitecek. Siz bunu geri alsanız da şu anda canlı yayında yayınladığınız bir cümleyi geri alma şansınız var mı bizim? Yok. Tamam o zaman neyi konuşuyoruz yani? Şimdi şu anda desek ki 5 sene geriye gidelim. Suriye'de savaş olmasın. 3 milyon insan yaralı ya da ölmesin. Yaklaşık 8,5 milyon insan da göç etmesin. İşte Irak'ta, İran'da, Türkiye'de ve 400-500 binde Avrupa'da. Var mı böyle bir şansımız? Bu oldu artık. Bunu ancak tedavi edebilirsiniz. Aslında dediğiniz kırık bir bardağa benzer. Yani tekrardan su içmek isteseniz ya o çatlakların arasından o su sızar, sağlıklı bir şekilde durmaz ya da o kırıklar sizin dudağınızı acıtır. Yani ikisi de aynı şeyler. Yani bunu çoğaltabilirsiniz örneklerini. Şimdi memleketteki her şey öyle. Bu memlekete de öyle. Şimdi
mesela Cumhurbaşkanı'nın tavrı son zamanlarda çok enteresandır yani. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Cumhurbaşkanı sürekli toplantılar yapıyor. Evet. Neden acaba? Hiç düşündünüz mü? Niye toplantı yapıyor sürekli? Sürekli gündemde, sürekli yeni projeleri anlatıyor, yeni şeyleri anlatıyor. Diyor ki şu anda geçici de olsa bir hükümet boşluğu var. Şu anda başbakan fiilen istifa etti. Evet. Var ama yok. Yeni genel başkan netleşiyor. Temayüller yapılıyor. Muhtemelen bellidir ama netleşmemiştir. İki isim, üç isim üzerinde gidiliyordur. Yani 500 tane adamdan başbakan olmaz zaten yani. Evet. İki, üç isim üzerinde istişareleri yapılıyordur. Ama o gündemi diri tutuyor. Toplumun motivasyonumuz sürekli diri tutuyor. Diyor ki, siz korkmayın. Bu memlekette hükümet problemi yok. Ben buradayım. Ben her işi yaparım. Hiçbir sıkıntı yok. Asla böyle bir şeyi kafanızdan geçirmeyin. Ve ayın 22'sine kadar, yani 22 Mayıs'a kadar bu işi çok rahat götürecek gibi öyle gözüküyor o süreci. Cumhurbaşkanı boşluğu toplumu hem motive ediyor hem de boşluk bırakmıyor. Şimdi hayat böyle bir şey. Siz otorite boşluğuna düştüğünüzde hayatınızın içinde de böyle. Bak Suriye bir boşluğa düştü, bir daha düzelmedi. İçinde Özgür Suriye Ordusu çıktı, PYD çıktı, IŞİD çıktı, işte bilmem ne çıktı, çıktı da çıktı yani. Boşluğa düştü çünkü. Boşluğa düşünce herkes geldi orada nemalanmaya başladı, kendine bir şey istemeye başladı. Yani 12 tane ülke savaşıyor orada biliyorsunuz şu anda. Evet. Ama iş bir tanesi huzur getirmiyor. Herkes insan öldürüyor orada. Ya kardeşim 12 tane ülkesiniz, müdahale ediyorsunuz. Hani Birleşmiş Milletler'diniz, hani NATO'ydunuz, hani güçlü ülkeydiniz, hani siz barış getireceksiniz. Neden olmadı? Çünkü otorite boşluğu var. Orada gelen aslanların hepsi bu leşlerin ne kadar et ben koparabilirim, ben bu leşten ne kadar istifade edebilirim onun peşinde. Hiç kimse senin varlığın peşinde değil. O yüzden hayatında da böyle. Sen hayatında bir boşluk bırakırsan birileri gelir, huzursuzluk gelir içine girer, karamsarlık içine girer, ne bileyim depresyon içinize girer, başka şeyler gelir yani. O yüzden siz hayatınızı diri tutacaksınız, ileriye bakarken ona göre bakacaksınız. Şimdi yaklaşık 2 yıldır, 1,5 yıldır falan filan işte bir hükümetin ilk seçimle yani ilk seçimden bu yanaki kısımda yaklaşık bir 10-15 aydır da bizim inşaat sektörünü söylüyorum. İşler hiç de iyi değil. Evet. Gözüken o. Ben şu anda 4 tane proje yapıyorum. Hiç korkacak hiçbir şey yok. 80 milyonluk bir ülke. 80 milyonluk bir ülkede kim çadırda yaşıyor bu memlekette? Korkmaya gerek yok. Şimdi diyorlar ki bana, yani benim çocuklarım da söylüyor ya baba. Herkesin kendini geri çektiği bir yerde sen neden ileri gidiyorsun? Ben hayatımı faizden, avantajcılıktan kazanmadım. Ben hayatımı iş yaparak kazandım. İşi de kartopu gibi. Siz başladınız küçük bir yumaktı. Yuvarladınız, aşağı getirdiniz. Şimdi etrafında 200 tane insan tutuyor. 196 tane insanın duası var. Onları 3'ten çarptığınızdan, 4'ten çarptığınızdan 1000 tane insanla bir sofrayı paylaşıyoruz. Ben sadece bu düğün pastasının gelinle damadı gibiyim. Kocaman bir pasta var ortada. Ben bir kaşık alıyorum. Geri kalan arkadaşlarım alıyor benim. Pastanın tamamını ben yemiyorum. Ama pasta bana geliyor. Hani gelinle damada gelir ya en büyük evet, pasta. Evet. Ama aslında en az onları birer çatal alır. Geri kalanını davetler yer yani. Bizim işimiz de öyle. Pasta geldi bize. Bana geliyor pasta. Pastada benim ismim yazılı ama ben oradan aldım bir çatal. Geri kalanını arkadaşlarım alıyor. Korkacak hiçbir şey yok. Siz hayatta, hayatın hiçbir aşamasında korkulara yeri yok. Siz korktunuz mu hayatta gittiniz. O yüzden korkacak hiçbir şey yok ama bodozlama değil. Aptalca değil. Planları siz yaparsınız. İngiliz atasözü biliyorsunuz değil mi? Tanrı da gülüyor. Evet. İngilizler öyle diyor. Kullar diyor yani. Siz diyor planı yaparsınız Tanrı da güler diyor. Şimdi siz planları yaparsınız. Ona da Allah müsaade ederse olur. Onlar hayata geçer. Biz inançlı insanlarız. Etmese hayata geçmez. Yani planları siz yapacaksınız hayata dair. Geri kalan da Cenab-ı Hak ona müsaade ederse o planları hayata geçer. Tekrar söylüyorum. Çok paranız olunca 5 porsiyon köfte yemiyorsunuz. Böyle bir hayat yok. Yani yiyebildiğiniz kadar yiyebilirsiniz. O kadar yiyorsunuz yani. Zengini de. Ama geri kalan size hayatta öyle bir şey oluyor ki siz artık sahip olduklarınızla değil, yaptıklarınızla mutlu oluyorsunuz. Şimdi bir arkadaşım bir gün yanıma uğradı.
Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Belki ismini söylesem yani ayıp olur, söylemeyeyim. Dedi ki, ya ben annemin hayrına bir şey yaptım, şimdi babam için bir şey yapmak istiyorum. Ölümsüz öbür tarafa yapmak istiyorum, benim bu taraf için yapacağım bir şey yok artık dedi. Benim artık para kazanmaktan keyif almıyorum dedi. Böyle bir şey yapmak istiyorum yani, böyle motive olmak istiyorum dedi. Şimdi insanoğlu böyle bir şey. Siz bu değerlendirmeleri öyle yapacaksınız. İnsanoğlu bir dönem işte kendisi için çalışıyor. Sonra sevgilisi için, sonra çocukları için, sonra evi için, sonra işi için. Sonrası da bu aşamaya geliyor. Aslında insanların vahşiliğinin gittiği dönem, olgunlaşma dönemi bu dönem olması lazım. Ama tabii bizde bir kesim var. Vahşiliği 80 yaşında da geçmiyor. Tabii geçmiyor. O da eğitimle, kültürle, görgüyle onda olacak. Tek başına olmaz. Yani sadece eğitimle olmuyor. Bugün teröristlerin birçoğu biliyorsunuz yüksek eğitimli. Sadece görgüyle olmuyor. Yani bunun 2-3 tane yani kültürünüz olacak, eğitiminiz olacak ve görgünüz olacak. Bunların üçünü birleştireceksiniz. Saçın 3 ayı arıyorlar yani aile, okul, hani çocuğun kendisi, sokak yani 3 tane şey olursa çocuk ehil olur. Bu da ancak insanlar böyle ehil olur, böyle yetişir yani. Şimdi bakıyorsunuz işte Koçlar, Sabancılar bir tabloya bir sürü para veriyorlar. Demişim biz yani birine söyleseniz ne lan bu diyecek ya. 5 porsiyon köfte yemeye çalışıyorlar belki de. Demişim ya bu ne diyecek yani bu tabloya bu kadar para verilir mi? Ama o artık bazı şeyleri aşmış. Onun için dünya mirasına, dünyadaki kültüre sahip çıkma dönemi gelmiştir artık. İnsan ihtiyaçları her alanda sınırsızdır aslında. Yani ne kadar paranız olursa olsun ihtiyaçlarınız bitmiyor. Daha fazlasını istiyorsunuz, işte daha fazlasını hayal ediyorsunuz. Motivasyon ama şimdi diyor ki ben Picasso'nun 200 milyon dolarlık bilmem ne tablosu bende diyor. Bir tek bende diyor. Onunla motive ol diyor. Çünkü onun atı katı var, yatı var, uçağı var, bilmem nesi var. Onların olması sadece birer nesne, onlar hiçbir şey ifade etmiyor insan için aslında. İnsan sahip olmadığı zaman çok pahalı onlar. Kesinlikle sahip olduğu için pahalı oluyor. Değil. Daha değerli oluyor. Tabii. Hayat böyle yani. O yüzden diyoruz ya insanlar hep kaybettiği zaman elinde olanın kıymetini anlıyor. Bu da ona benzer bir şey. Evet. Aslında bu program da gençler için bayağı bir önem arz eden bir program. Sizin söyledikleriniz. Şimdi gerek iş dünyasında olsun, gerekse farklı alanlarda olsun, özel yaşantılarda olsun, gençler neyi dikkate alarak plan, program ve yolunu çizmeli? Gençler bir sefer ne yaparsa yapsın asla sahtekarlı düşünmeyecek. Ben 32 yıllık ticaret hayatımda hep bunu söylüyorum. Asla düşünmeyeceksiniz. Dürüst gittiğiniz yol biraz uzun bir yol. Ama hep sarsılırsınız, asla yıkılmazsınız. Dünyanın hangi toplumunda sadece dürüst olmak sermaye? Bana bir ülke söyleyin. Diyor ki şu ülkede dürüst olmak büyük bir servet. Bu ülkede. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan dürüst olmak zorunda ya. Dürüst olmak bir mecburiyet. Ne demek yani dürüst olmak yani dürüstüm diye param kazanacağım. Bu memleket böyle bir memleket. Dürüst olmanız yeterli. Evet. Ben hayatımda iki kere eksiye düştüğümde dürüst olduğum için insanlar dedi ki evet bu adam dürüst bir adam. Bu adam yanlış yapmaz. Hayatıma devam ettiğimde benim yanımda olan arkadaşlarım bir iki tane fire vermiştir. Ondan da zaten o dönem öyle olması lazım yani. Krizler insanlara onu öğretiyor. Hani çürük elmaları alıp ayıklıyorsunuz, atıyorsunuz hayatınızdan. Çok da iyi oldu yani. İyi oldu. O dostları kaybetmem iyi oldu benim için. Onlar sahte dostlarmış. Bizim sepetin içindeymiş. Diğer sağlam elmaları da çürütecekti onlar. İyi ki düştüler bizim sepetten gittiler yani. Ben öyle değerlendiriyorum onları. Dürüst olduğumuz için, dürüst ticaret yaptığımız için başarılı olduk. Şimdi Tarık abi saygın bir adam değil mi? Tarık abimiş. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Ellerinden öpüyorum Tarık abinin. Ersan abi, Manisa'nın bir sürü iş adamı var. Ellerinden öpüyorum. Saygılarımı iletiyorum kendilerine. Bunların ne özelliği var? Filozof mu bu insanlar? Hayır. Kürtlerin bir sözü var. Çok güzel bir sözü. Diyor, şirin yokunu şulgane erdanı diyor. Diyor ki kendine çalışırsın ama başkasına şirin gelirsin diyor. Aslında serveti kendine kazanıyorsun. Şimdi Tarık abi malını bana vermiyor. Ersan abi de bana vermiyor. Ya da Sait Bey de bana vermiyor. Ya da diğerleri de vermiyor. Ama onların o kişilikleri, işteki dürüstlükleri, adamlıkları, duruşları bize örnek olmuştur iş hayatında.
Onun o tarafından bahsediyorum yani. Aslında buna benzer bir örnek de sohbet ettiğimiz zamanlarda söylemiştiniz. Bu söz de benim aklımda kalmıştı. Hayatta ne yaparsanız yapın, hangi alanda olursa olsun, özel hayatta, iş hayatında, okul hayatında vesaire vesaire çoğaltabiliriz demiştiniz. Yanındaki insanların mutluluk derecesi, yanındaki insanların yükseliş derecesi size göre farklıysa doğru insan değilsiniz demiştiniz. Yani sizinle birlikteysem ben yükseliyorum da siz aynı yerinize sayıyorsanız ve düşüyorsanız bu bendeki bir bozukluk. Tabii ya da onların rehberi yanlış. Ben ona şöyle bakıyorum. Yani şimdi benim 10 tane arkadaşım var. Yani alınmasınlar, nefislerine de ağır gelsin istemiyorum. Benimle beraber çalışıp 10 tane arkadaşım şu anda müteahhitlik yapıyor. Evet. Yani bunların içerisinde benim karı işimi yapan, boya işimi yapan, sıra işimi yapan, kalifer işimi yapan, diğer işini yapan arkadaşlarım. Bunların bir iki tanesi dernek başkanlığı da yaptılar. Ben onlarla gurur duyuyorum. Ve onlara da aynısını söyledim. Diğer arkadaşlarıma da söylüyorum. Ben bir adamın hayatındaki başarıya şöyle bakarım. Eğer bir adam yükselirken etrafındaki arkadaşları da onunla beraber yükseliyorsa o adam doğru bir adamdır. Hı. Onu takip edin diyorum. Ama yükseldiğinde bütün arkadaşları aşağı geliyorsa, sadece o gidiyorsa orada bir sıkıntı var. Ondan uzak kaçın. Ben olaya öyle bakarım. Benim şimdi 5 tane arkadaşım var hayata başlamışım. Düşünebiliyor musun? 5 arkadaşım da işi bozuk, benim için düzgün. Ya bu nasıl bir arkadaşlık ya? Burada bir şey var. Ya ben onların emeğini sömürüyorum. Bir şey yapıyorum. Beynini sömürüyorum yani. Ya da onlar yanlış adam benim yanımda yani. Orada da bir hata var o zaman yani. Orada da bir hata var. Onu da düzeltmek lazım. Ben bir adamın başarısına yanındaki adamlara verdiği değerden bakarım ve oradan yola çıkarım. Yanındaki adamın tazminatına, yanındaki adamın maaşına ya da onun mesaisine göz döken bir adamın adamlığını sorgulamam çünkü adam değildir o zaten. Bu asgari ücretle ilgili biliyorsunuz bir beyan sormuştular bana. Hı hı. Ulusal radyolara da televizyonlara da düştü. Kayseri'den bir adam aradı beni. Kayseri Belediyesi'nden. Bizim buradaki belediyeden de isimlerini vermeyeyim. İşleri sıkıntı olmasın. Aradılar. Teşekkür ettiler. Dedim ki bu insani bir şey. Bunun mutlaka bir maddi boyutu var. Bu biraz maddi olarak yapacak. Ama bir insani tarafı da var. Biz insanız. Yani insan olur. Bir insan kaç parayla yaşar? Ama Türkiye'nin standartları da 40 lira, 45 lira az bir para değil. Yani siz 45 lirayla pazara giderseniz bir haftalık 2 kişi, 3 kişilik yeşilliğini alır bu memlekette. Akıllıca alırsa. Evet. Yani bu memleketin öyle o tarafı da var. Yani kendini biliyorsa, bir karı koca çalışıyorsa çok rahat idaresini yapar onunla. Ha bir şey artırabilir mi? Artıramaz. Biraz kalifiye bir eleman olur. 500 lira, 1000 lira bir üstünü alır. İşte 600-700 liralık bir evde oturur falan filan bir şeyler yapar kendine yani. Hiçbir şey yapmasa da Avrupa'da herkesin evi yok. Yani Avrupa'da insanlar belediyenin kiracısı, biliyorsunuz valinin kiracısı, bilmem neyin kiracısı yani insanın evi yok. Toplu konutlarda yaşıyor insanlar. Yani bizdeki gibi değil. Biz en son Almanya'ya gitmiştik. Sanırım en son, evet en son Almanya'ya gittim. Ondan sonra da yurt dışına çıkmadım. O Almanya'daki arkadaşım, bizi gezdiren arkadaşımız, işte Münih'teki o meşhur müzeye götürdü bizi. Biraz tarihe meraklı olduğum için oraya da bakayım dedim. Yani bir geldik oraya da işte bir sorarsa bize ne gezdiniz, ne gördünüz falan derse bir rahat rahat gezeyim. Dedim ki siz nerede oturuyorsunuz dedim. Şey dedi bana 68, yani işte bir sokak söyledi, 68,5 metrelik bir evde oturuyorum dedi. Neden dedim? Dedi 68,5 metrelik bir ev. Bizim burada dedi bir evin metrekaresi 14 euro. Evet. Onun için 45 metrelik, 46 metrelik, 47 metrelik evleri biz böyle izah ediyoruz dedi. 68 metrelik bir ev bizim için büyük bir evdir dedi yani. Şimdi metreyle oturuyor. İnsanların standartları öyle. Peki kaç senelik kiracısınız? 21 yıllık evliyim dedi. Hep kiracıyım dedi. Ev, bizim ev alma şansımız yok dedi. Tamam konu kapandı. Herkesin evi olacak diye bir şey yok. Ama herkesin huzurlu olma mecburiyeti var. Herkes huzurlu olmalı. Peki huzurlu olmaktan ziyade şimdi bir söz vardır. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır muhakkak. Hı hı. Şimdi sizin eşinizin sizin başarınızdaki yeri nedir? Ya benim eşimin şu tarafını var şimdi. Allah var yukarıda onu hikaye edemem.
benim başarıma engel olmamıştır, öyle diyeyim. Çünkü biz gençler yarın öbür gün evleneceğiz. Evet, engel olmamıştır. Hayatımızda da ilerleyeceğiz, ilerlemek isteyeceğiz. Nasıl seçimler yapmalıyız? Aydın abi de oradan gülüyor. Şimdi sizin hayatınızda aldığınız hayat ortağınız sizin başarınıza engel olmayacak biri olması lazım. Ben eşime söyledim. Dedim ki eğer benim işimle ilgili bir yorumda bulunursan seni boşarım. Şu anda beni dinliyor, biliyor yani. İşime engel olursan seni boşarım dedim. Hı. İşim birinci sırada, işten sonra kendine bir yer seç. Tabii ki iş, yani bana bu statüyü sağlayan benim işim. Benim için işim çok önemli. İşime engel olmayacaksın. Geri kalan ne söylerse söyle, dinlerim yani ama iş işle ilgili yok. İşe müsaade etmem. Tekrar söylüyorum, benim işime katkısı olmamıştır çünkü işim öyle bir alanı yok işimle ilgili. Ama engel de olmamıştır. Yani o da bir başarı, engel de olmamıştır yani. Bence de hayatınıza alacağınız insana şu şartı söyleyeceksiniz. Benim işime engel olma. Eğer iş yapıyorsanız, ticaret yapıyorsanız. Ticaret yapmıyorsanız da kendi mesleğinize yakın. Yani çalışıyorsanız çalışan bir eş seçin. Sizi anlasın. Çalışmayan bir eş seçtiğinizde akşam bütün dinamizmi üstünde. Düşünebiliyor musunuz? Akşama kadar dizi seyretmiş ve siz ona eve gittiğinizde başlıyorsunuz. Hareketleriyle konuşmalarıyla daha fazla rahatsız ediyor. Siz bitmişsiniz, tükenmişsiniz. O kırtlağınızı sıkıyor, size başlıyor anlatmaya. Olayı öyle değerlendirmek lazım. Sizin işinize katkısı olmasa bile engel olmayacak bir tanesini. Ve bunu baştan konuşun. Bak ben böyle bir adamım. Siz bana gelirken sınırlarım bu. Keskin sınırlar bunlar. Buna göre değilse şimdiden olmasın. Olmasın zaten yani. Evet. Şimdi son olarak sizden muhakkak gençlerimize, gençlere ve ben de gencim, bana söylemek istediğiniz bir şeyler muhakkak vardır. Son sözü size bırakalım. Daha sonra programımızı kapatalım. Bu ülke 80 milyonluk bir ülke. Evet. Biz yeri eşiyoruz bazen. Yeri kazıyoruz. 20-25 metrede toprak çıkarıyoruz. Büyük temeller, büyük toprak analizleri için toprak çıkarıyoruz. İçinde kurtları görüyoruz yaşayan. Yerin 25 metre, belki de bilmiyorum 50 metre altında o canlının rızkını veren yaradan yer üstünde bu muhteşem dünyada bizim rızkımızı mı vermeyecek? Rızkınızdan asla korkmayın. Öyle bir şey hiç olmasın. Hayatta konsantre olun. Hayatta hiçbir şeyden korkmayın. Ve hayatta hep hikayeniz olsun. Bir de radikal olun. Mutlaka bir değişiklik yapın hayatınızda. Şunu söyleyin. Yani diyelim ki uzun süre burada gittiniz değil mi? 20 sene burada patinaj yapıp burada oturacaksa burayı bırak. 5 sene sonra, 4 sene sonra kendinizi aşın. Zamanı gelmiştir. O atılımı yapmazsanız köreliyorsunuz zaten. Atılımı yaptığınızda da 5 sene orada durduğunuzda da başka bir atılım yapmanız lazım. Çünkü o zaten sizin hayatınızda bir alışkanlık oluyor. Diyorsunuz ki benim 5 senede bir ya da 4 senede bir atılım yapmam lazım. Çünkü nasıl telefonunuz eskiyor, değiştirmeye ihtiyacınız oluyor, pantolonunuz eskiyor, değiştirmeye ihtiyacınız oluyorsa insanın da bence zihinsel olarak bir eksiğe düştüğü bir dönem var. O zihnini yenilemek için de mutlaka hicret etmesi lazım. Allah'ın peygamberi hicret etmiş. Hiç kimse 25 sene, 30 sene, 40 sene bir yerde kalıp başarılı olmamış. Bana öyle birini anlatamazsın. Devlet memuru olmuştur. Bilmem nedir? Şef olmuştur ya. Bir şey değişmemiştir. Yani şef yardımcısı olmuştur, şef mavini olmuştur. Ötesi değildir yani. Ama hayatında bir başarı hikayesi yoktur. İşte emekli olmuştur. Kahvede okey oynuyordur. Başka bir şey olmaz. O kadar olur yani. Yani kimseyi küçümsemek için söylemiyorum ama sınırlar bu kadardır yani. Sınırları aşmanın yolu da mutlaka insanın değişimi kendi hayatına dahil etmesidir. Ben öyle düşünüyorum. Benim şahsi şey bu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu değerli yorumlarınızdan dolayı, katıldığınızdan dolayı gerçekten fikirleriniz benim için çok değerliydi. Bu zamana kadar değerli oldu. Umarım değerli izleyenlerimiz için de değerli oldu. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben de gecenin bu saatinde, akşam bu saatte sizi yordum. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Memleketin çok meselesi var. Memlekete kafa yorulacak çok mesele de var. Ama bu memleketin, bu 80 milyonun yaklaşık 50 milyonu 30 yaş civarında bir ülke. 17 milyon öğrencisi olan, Yunanistan'ın iki katı öğrencisi olan bir ülke. Biz bu çocukların
%20'sini, %30'unu doğru yetiştirirsek bizi kimse tutamaz. Bir istatistik söyleyeyim. 240 bin öğrenci yurt dışına okuyor Türkiye'de. Yani biz böyle bir ülkeyiz. 240 bin öğrenci, bunlar iyi kötü. Bunun yarısı baba parasıyla gittiyse yarısı da bir beyindir yani. 120 bin insanın 70 bini, 40 bini, 30 bini ülkeye gelirse çok şey katar. Ben ülkemden umutluyum. Güzel şeyler olacak. Muhalefeti de, iktidarı da, yanlışları, doğruları var. Birbirimize tahammül edelim, birbirimizi sevelim, birbirimizin fikrine katılmasak da saygı duyalım. Çok teşekkür ediyorum size. Son olarak da hayatta her zaman bir hikayeniz olsun, hikayenizden gocunmayın diyelim. Mutlu akşamlar dileyelim efendim.